Niçin bu tağutu rejimde çalışıyorsunuz? Çünkü sizler bu tağutu rejimi reddediyorsunuz. Tağutu rejimi kabul etmiyorsunuz. O zaman çalışmayın. O zaman kurumlarına girmeyin. Falanca kurumlarında, falanca işlerinde, falanca tağuta çalışan taşörenlerin işlerinde çalışmayın diyorsunuz. Şimdi Kur'an'da Yusuf Aleyhisselam kendisi de tağut olan bir hükümdarın Hazine Bakanlığını yaptığını görüyoruz. Ve Yusuf Aleyhisselam'ın o tağut olan hükümdarın kesinlikle ve kesinlikle şirk olan düzenine uymadığını görüyoruz. Nasıl görüyoruz? Çünkü Allah Subhanahu ve Teala ayetinde de belirttiği gibi Yusuf Aleyhisselam Bünyamin'i kardeşlerinin arasından alırken Allah Subhanahu ve Teala şöyle diyor. Sen Melik'in dinine göre yani yasalarına göre bunu yapamazdın. Biz şunu her zaman söyleriz. Din kişinin mutlak manada itaat ettiği şeydir. Bugünkü demokratlara biz niçin sizler müşrik olan insanlarsınız diyoruz. Ya da bugün laikperest olan insanlara niçin siz diyoruz ki İslam'ın bir alakanıcı budur. Çünkü adamlar laikliğin koyduğu anayasalara, Atatürk'ün ilke ve inkılaplarına resmen itaat etmişler ve onu din edinmişler kendilerine. Ki Allah Subhanahu Teala da diyor ki dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Hiç sorun değil, kendileri bilir. Biz de bu yüzden diyoruz ki Müslüman olan kişi dini yalnız Allah'a has kılar. Has kıldığı din Allah Subhanahu Teala indirdiği din olması gerekli. Başka bir alternatif, başka bir şey olamaz. Çünkü Allah diyor ki Allah katında tek kabul edilecek din İslam'dır. İnnet dine indellahil İslam. Başka bir şey yok. İnnet dine indellahil haşa sosyalizm. İnnet dine indellahil laiklik, demokrasi değil. İnnet dine indellahil İslam. Allah Subhanahu Teala dinine tek din İslam'dır. İslam neden ibarettir? Kur'an ve sünnetten ibarettir. Kur'an ve sünnetle biz İslam'ı yaşayabiliriz. E şimdi bizlere niçin tağut rejimi desteklemiyorsunuz, kabul etmiyorsunuz? O zaman niçin kurumlarında, niçin taşörenlerinin işte iş yerlerinde falan çalışıyorsunuz diyorsunuz? Ya Allah rızası için. Yusuf Aleyhisselam kendisi tağut olan bir rejimin Hazine Bakanlığını yapıyor. Allah'ın istediği bir şekilde, Allah'ın razı olduğu bir şekilde dinini yaşayıp o makamda kalabiliyor ise, bir Müslüman da Allah'ın razı olduğu şekilde eğer bir iş yapıyor ise herhangi bir şekilde sorun yoktur. Örnek, tağut dediğimiz adamın su fabrikası varsa o su fabrikasında çalışmakta ne sorun var? İslam'a dayalı herhangi bir şekilde haram var mı? Yoktur. Tağut dediğimiz kişi kendisine ibadete davet etmiyor ise ve kendisi meşru bir iş bize yaptırıyor ise herhangi bir şekilde çalışmamızda sorun yoktur. Yusuf Aleyhisselam da tağuta itaat etmeden, tağutu reddederek, şirk koşmayarak Allah'ın ona rahmet ettiği şekilde hayatını sürdürmüştür. Bizler de nerede olursak olalım, tağut dahi olsa eğer meşru olarak bir iş veriyor ise, örnek dediğimiz gibi su fabrikası olur, örnek çorap fabrikası olur, örnek yağ fabrikası olur, örnek süt fabrikası olur ilahiri. İslam'a zıt olmadığımız şekilde, şirk koşmadığımız şekilde, tevhidimizi bozmadığımız şekilde, küfre girmediğimiz, haramlara girmediğimiz şekilde Allah'ın izniyle çalışabiliriz. Bizi anlamak isteyen insanlara zaten kolaylıkla Allah'ın kitabıyla, Resulü Aleyhisselam'ın sünnetiyle cevaplar verdiğimiz zaman bir yol kat edebiliyoruz. Ama bizlere soru soran insanlar, bizleri ters köşe yapmaya çalışan ve kendi batıllarını meşrulaştırmak için bizleri ters köşe yapmaya çalışan insanlar olduğu zaman bir yol kat edemiyor. Sanki bizleri ters köşe yaptıkları zaman, farz edin ki bizler hata ediyoruz, yanlış yapıyoruz. Bizler ters köşe olduğumuz zaman, işte söylediğimiz sözle çeliştiğimiz zaman İslam onlar için bir batıl olacak, yaptıkları işler meşrulaşacak. Böyle değil. Allah Subhanahu ve Teala ayetinde de belirttiği gibi Allah'ın Resulü ayetleri müşriklere getirdiği zaman onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi reddettiklerini zannediyorlardı. Ama Allah diyor ki onlar seni değil Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. O yüzden sizler bizi değil Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsunuz. Bizleri bu okuduğumuz ayetlerin arasından aldığımız zaman karşınızda Kur'an'dan başka ne kalacak? Bizler kendimiz mi uyduruyoruz bu ayet dediğimiz şeyleri? Bizleri çekelim kenara. Karşınızda Allah'ın ayetlerinden başka, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden, hadislerinden başka bir şey kalmayacak. Ne olacak? Ha, onları inkar edemiyorsunuz. O zaman ben bunu inkar edeyim. Çünkü batıl bir şey yaşıyorum. Adam resmen benim batıl bir şekilde yaşadığımı, sonsuz bir cehenneme gireceğimden bahsediyor. E ben bunu eğer çürütürsem, bu adama normalde bazı suçları eğer ispat edip bir de onun üzerine yakalar isem tamamdır. E bu adam da sapık, gör işte bak Hakk'a anlattığını söylüyor ama kendisi de sapığın teki. Böyle olmuyor. Batıl ehli, şirk ehli, müşrik olan insanlar var diye çoğunlukta olduğu için böyle bir davranış sergiliyorsanız Allah Subhanahu ve Teala'nın katına gittiğiniz zaman tek başınıza hesap vereceksiniz. Şöyle mi diyeceksiniz? Rabbim şimdi tamam da şimdi tamam ben müşriktim, ben şirk ehliydim, ben küfür ehliydim ki orada zaten Allah Subhanahu ve Teala ayetinde belirttiği gibi diyor ki Rabbim biz Müslümanlardandık yani biz müşriklerden değildik diyor. Yani kendini Müslüman zannediyor, müşrik zannetmiyor diyen kimselerden olacaksın ki bugün kendini herhangi bir şekilde Kur'an'a ve sünnete hiç dokunmadığın halde kendini Müslüman zanneden nice insanlar gibi o günde Allah Subhanahu ve Teala kadında biz müşriklerden değildik diyeceksin. Ama Allah Subhanahu ve Teala seni yalancılıkla suçlayacak, kabul etmeyecek. Ve o gün ne halde olduğunu daha iyi anlayacaksın. Bakacaksın ki o kadar insan sapık diyordum, milyonlarca insan da benim gibi diyordum.
Yahu o kadar insan var, sadece ben bunu yapmıyorum ki diyordum. O kadar insan da yapıyordu bunu diyordum. Bir bakacaksın ki o kadar insan da o cehennemin dibinde. Sen de o cehennemin dibine gideceksin. Bu yüzden biraz aklımızı başımıza alalım. Biraz doğru düzgün düşünelim. Sizlerin de kardeşlerimiz olmanızı istiyoruz. Yahu bizler Allah'ın ipine sımsıkı sarılalım. Allah'ın vereceğini kimse veremeyecek diyoruz. Sizler halen dünya hayatı bizim için yeterli diye yaşıyorsunuz. Dünya hayatı sanki sonsuz bir şekilde evlere, arabalara, arsalara durmadan yatırım yapıyorsunuz. Bunları yapmayı da demiyorum. Lakin para harcamak var, bir de paraya tapmak var. Evlenmek var, bir de kadına tapmak var. İşte biz bunlara karşıyız. Para kazanın, para biriktirin ama paraya tapmayın. Allah söylediğim sözlerde samimi değilsem öncelikle beni ıslah etsin. Allah sözlerimi duyan insanlardan samimi olan ne kadar varsa Allah onlara hidayet etsin. Allah'ın ayetinde belirttiği liderler dediği, önderler dediği, vasat dediği ve nefsine zulmedenler diye ayırdığı üç sınıftan en alt sınıfında olan insanlardan beni eylemesin. Ve Rabbim söylediği sözleri münafıklar gibi hayatına geçirmeyen insanlardan da beni eylemesin. Rabbim bu davayı yeni yeni bu davaya mensup olacak insanlarla yükseltmesini, ilerletmesini istiyorum Rabbimden. Allahümme amin. Allahümme amin. Allahümme amin. Selam hidayete tabi olanların üzerine olsun.